Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Maça Doğru'ya hoş geldiniz. Evet, cuma akşamı saatlerimiz 23'ü gösterince Maça Doğru ekibi sevgili Tözcan, sevgili Hüseyin Gülister hocamla beraber bu akşam da sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu maç yok. Kocaelispor maçı yok. 3 Nisan'a kadar milli takım arası ve seçimlerden dolayı Kocaelispor Göztepe maçı 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Ama Kocaelispor'da gerçekten hareketli günler yaşanıyor. Başkan değişikliği oldu. Yeni başkan Recep Durul tesislerden çıkmıyor neredeyse ve takımı toparlamak için büyük bir özveri gösteriyor, mücadele örneği gösteriyor. Hepsini konuşacağız, Kocaelispor'daki son durumu. Ama önce Kocaelispor en son Gençlerbirliği deplasmanında mağlup oldu 2-0. O maçı biraz konuşacağız. Sonra Kocaelispor'daki bu hafta yaşanan gelişmeleri de hep beraber sizler için değerlendireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Sevgili ben de. Yiğit, hoş geldiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar tüm izleyicimize. Evet, akşam beraberdik iftarda. Bunu da söyleyelim. Kartepe Kulüpler Birliği'nin bu akşam iftarı vardı. Spor camiası oradaydı. Allah kabul etsin diyelim. Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Siz maçı Ankara'da canlı izlediniz. Sevgili Yiğit pazartesi günü değerlendirmeler yaptı ama sizin de yorumlarınız bizim için önemli. Kocaelispor Gençlerbirliği deplasmandaki maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz Mustafa Hoca ile yeni bir arayış içerisine girdik. Evet. Mustafa Hoca geldiği zaman yani 3-4-3 sistemiyle oynayacağını, yani bunu sahanın içerisinde deneyeceğini söylemişti kendisi. Ama o zaman biz bu 3-4-3 sisteminde bir sıkıntı yaşayacağımızı buradan hep söylüyorduk. Yani bizim takımımızın o sistemde oynama şansı yok. Hala da söylüyorum. Ve nitekim Gençler Birliği maçında 4-1-4-1 gene eski sistem, Vukovic ön libero, işte dörtlü savunma, 4 orta saha, bir de Kouakou ile başladı Evet. forvet olarak. Oyuna baktığımız zaman genel anlamda biz topa sahip olan topla en çok oynayan takım bizdik maçın genelinde. Ben kısaca hemen bahsedeyim de diğer konulara girelim. Evet. Ama genel anlamda şunu gördük sahada. Gene orta sahada Amaral ve Kandias ikilisiyle Vukovic'in önünde başladık. Topsuz, yani top rakibe geçtiği zaman biz savunmaya geçişlerde gene orta sahada çok büyük sıkıntı yaşadık. Top bizde ne kadar kaldıysa da, ama top rakibe geçtiği zaman biz özellikle ikinci bölgede Amaral ve Kandias'ın takım halinde değil de bireysel anlamda savunma ya geçişlerde sıkıntı yaşadığımız. Bununla beraber sol taraftaki, yani rakip takımın sağ tarafı, Antalya'dan o Hamilton, Evet. çok tecrübeli bir oyuncu. Atilla'nın bulunduğu bölgede, önünde de Berisse oynuyor. Zaten Berisse'nin de savunmaya geçişlerde çok büyük sıkıntısı var o bölgede. Nitekim golleri 5. ve 45. dakikada aynı bölgeden yedik golleri. Yani sağ kanattan geldiler. Gene bir geçiş oyunu. Neden geçiş oyununda o kadar rahat geçiyor ki Gençler Birliği? Şöyle, orta saha bizim direnç göstermiyor. Göstermediği için ataklarında hep neredeyse hep pozisyon üretmekte çok kolay sağladılar, pozisyon üretirken. Evet. Özellikle kenar bölgelerimizde, yani sol taraftan. Yediğimiz gollerin ikisi de zaten sol taraftan Evet. geldi. Bu bizim şunu gösterdi. Biz orta sahada ne kadar topa sahip olsak da takım halinde Gençler Birliği maçında ikinci devre, ilk devre olarak söylüyorum, iki tane gol yedik. Yediğimiz goller tamamen savunmaya geçişlerde, yani topu kaybettikten sonraki geçişlerde yapmış olduğumuz bireysel hatalardan. Hatta şöyle söyleyeyim, Yiğit'le beraber izledik. Dakika 18 gol kaçırıyoruz. Evet. Ondan sonra Kouakou'yla, Berisse'yle gene aynı şekilde gene gol kaçırıyoruz. Aslında oyun anlamında iyi oynuyorduk yani. Yani topa sahip olma oranımız iyi.
biraz daha hücum aksiyonlarımızın geliştiğini gördük. Yani topa sahip olmalıyız ama savunmaya geçişlerde özellikle gene söylüyorum sıkıntı yaşadık. Kolokan'ın kafayla vurduğu pozisyon bizim gol olsaydı belki çok farklı bir boyuta geçebilirdi. Kaleci inanılmaz çıkarttı hocam. Yani evet, ve kalecileri iyiydi. İyi bir performans sergiledi Gençler Birliği'nin. İkinci devreye geçtiğimiz zaman bir baktık 3 tane oyuncu değiştirdi hocamız. İşte Cihat'ı aldı oyuna değil mi? Vukovic'i çıkarttı. Evet. Şeyi aldı. Duan aldı. Cem Ekinci. Duan ve Cem Ekinci'yi aldı. Aldığı zaman orta sahada bir dinamiklik oldu. Yani Cihat biliyorsunuz yani oyun temposu iyi. Evet. Genel anlamda topla da iyi işler yapıyor. Gene aynı şekilde oyuna gene topa sahip olma yönünde daha ortaktık. Gene iyiydik. Ama baktığımız zaman gene gol pozisyonlarını da girmemize rağmen değerlendiremedik. Oyun anlamında top bizdeyken iyiyiz. Bu görsellerden baktığımız zaman top rakibe geçtiği zaman o orta sahadaki özellikle bizim Atilla'nın bölgesi ve orta sahada biz Mehmet'in tarafından çok büyük sıkıntı yaşamadık. Evet. Yani sağ taraftan. Genelde sol taraftan. Bunların değerlendirmeleri mutlaka hocalarımız yapmıştır. Bundan sonra bizim bu sistemin dışında yani bu sistemle oynayacağız ama orta sahamızın biraz daha dinamik oyunculardan kurulması lazım. Onu gözlemledik. Evet. Yani şunu söyleyeyim. Ya Amaral 4-4-2 sisteminde geçen de söylediğimiz gibi forvet arkası gibi oynayabilir. Hem Kandeyaz hem Amaral olmuyor orta sahada. Evet. O bunu gördük. Yani zaten hoca da oyunu ikinci devre çevirdiğimiz zaman Kandeyaz'ı sağa aldı. Dikkat ederseniz evet. Yerini aldı. Gene o geçişleri yapabiliyor. Şimdi oyuncu havuzumuz var. Oyuncu havuzumuzun içerisinde bu sistemde hocam 4-4-2'ye de geçebiliyor. İşte 4-1-4-1'de de geçebiliyor. Ha bizim için ne oldu? Gene hüzünlü vaziyette oradan morallerimiz bozuk. Puansız geriye döndük. Bu arada tabii hafta içi döndükten sonra farklı olaylar oldu. Evet. Takım halinde baktığımız zaman ben ilk baştan beri söylüyorum. Burada hatta dile de getirdik. Yaklaşık 6-7 hafta oluyor değil mi Yiğit? Yani evet. Programda söylemiştim. Bir tane zihinsel koça, bir tane mental anlamda bir kişiye ihtiyacımız olması gerektiğini söyledim. Nitekim de onu siz söylersiniz. Onunla ilgili de herhalde bir... Ama oradan bence başlayalım. Onunla da bir en şey son olmuş. Yok şimdi duyuralım bence onu. Bugün açıklandı. Konu. Ben bu konuda tebrik ediyorum yönetimi. Biraz geç kalınmış bir şey ama. Siz de ifade etmişsiniz. Hatta mesaj atmışsınız 5 hafta önce. Evet. Biz 300 devre programındayken. Sizi evet. De kutluyorum Hüseyin Hocam. Teşekkür ederim. Mental açıdan biz de takımın yorgun olduğunu falan bu sefer sen duyur istiyorsan. Sen şöyle bugün kulüpte yapılan açıklamada Kocaelispor zihinsel performans antrenörü ve mentor Profesör Doktor Turgay Biçe gerçekten bu konuda Türkiye'nin en iyisi. Daha önce de görev yapmıştı ve çalıştırıyor da takımlardan çok önemli başarılar elde ediyor. Futbolcular zihinsel olarak çok iyi hazırlıyor. Hatta Dünya Kupası'nda 3. olduğumuz takımda da görev evet. Yapmıştı. Evet hocam yani önemli bir isim geldi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Takıma nasıl yansımalar oluyor? Yani %80-90 hatta %100 çok katkı olacağını düşünüyorum Turgay Hoca'nın. Keşke 6 hafta önce böyle bir şeye kalkışsaydık. Sıkıntı yok. Bizim için bundan sonra Turgay Hoca ile beraber yani mental anlamda oyunculara çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu kadar dip yapacağımızı ve bu kadar tükenmişlik sendromu olacağını hesaplayamamıştık yani. Ama şöyle baktığımız zaman Ertuğrul Hoca gidiyor. Ondan sonra yönetimle ilgili taraftar başkan gidiyor. Futbolcu bu sefer bakıyor. Hoca gitti. Başkan gitti. Yani mental anlamda bir sıkıntı var. Skorlar da iyi gitmiyor. Ama ben burada gene futbolcuları çok suçlu buluyorum hocam. Çünkü sağda sonuçta yani oynayanlar Yusuf futbolcu. Yusuf konuşacağız birazdan. Bence oradan da başlayabiliriz aslında. Şimdi oraya gelmeden hocam Melih Bostan çok konuşuldu. Evet.
İzmitli bir çocuk. Hatta sizin öğrenciniz de. Yani Derince'de çalıştığım dönemlerde evet. altyapıda en küçük yaş gruplarında yani yetenekli bir oyuncuydu. Hani profesyonel futbolcu adaylarından bir tanesiydi. O da Derince'den iyi bir oyuncu çıktı. Ondan sonra şu an profesyonel bir hayatı var. Yaşıyor. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Bize karşı iyi futbol oynadı ama sadece şöyle söylüyorum. Genel anlamda bütün sporculara söylüyorum. Evet. Ya sonuçta biz Kocaeli'de yaşıyoruz. Kocaeli'den mesela ben şimdi diyelim Kocaeli'de. Kocaeli'de buradan yetişmiş bir oyuncuyum. Yani. Derince'den de yetişsem, İzmit Spor'dan da yetişsem, Bekirpaşa'dan da fark etmez. Kocaeli Spor'dan. Yani buradan gittiğim zaman, gol attığım zaman sevinme adabını biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çok abartılı sevinme. Yani şöyle bana da çok abartılı. Ben o konuda yani. Birazcık üzüldüm ama evet. Tabii ki söyleyebiliriz. Bizim Kocaeli'mizden yetişmiş her hocanın emeği var. Kimler emek verdiyse hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ama tabii ki insanlar büyüdükçe gelişiyorlar ya. Gelişirken de mental anlamda da iyi geliştirmemiz lazım kendimizi. Şundan olabilir mi hocam? Yani bak işte. Ha beni Kocaeli'ye almadılar falan. Kimler oynuyor bu takımda? Ben niye yokum? Şimdi şunu söyleyeyim. O süreç önemli. Melih Bosna'nın yetişmediği dönemde şimdi Kocaeli o dönem biz alt liglerdeydik. O başka takımlara evet. gitti. Fenerbahçe tabii falan. Tabii Fenerbahçe'deydi. Yani. Ama şu örneği verelim. Emir Ortakay geçen sene kiralık oynadı. Göztepe'de gol attı İzmir'de. Sevinmedi yani. Ama şunu söyleyebilirim. Açık ve net. Bizim geçmiş dönemlerden dolayı sıkıntılarımız var. Zaten yani ben buradan açık açık söylüyorum. Yani bizim de gönderdiğimiz hani bizden de giden oyuncularımız oldu. İl dışında oynayanlar var, Süper Lig'de oynayanlar var. İşte milli takımda oynayanlar var. Bir sürü oyuncumuz var. Şuna ama değer göstermemiz lazım. Yani bizim Kocaeli'den yetişen oyuncularımız sonuçta dışarıda çok oyuncularımız var ama bundan sonra daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hani bu oyuncularımız izlensin, analizleri yapılsın, istatistikleri yapılsın. Bizim takımımıza ben katılmalarını canı gönülden istiyorum. Neden? Bizim yetiştirdiğimiz her çocuğun burada bütün antrenörlerin emeği var. Yani bu çocuklarımız niye gitsinler yıl dışında başka takımlarda oynasınlar? Hani bizim Kocaeli Spor'umuzda oynasınlar. Ama bu Melih Bostan oynar mı, oynamaz mı? O anki teknik kadro ya karar çok verecek. Tartışılıyor zaten. Evet. Onu demek istiyorum. Yani başka oyuncu için de geçerli. Ama tabii ben buradan tabii ki Melih Bostan'ın iyi bir performans sergiledi. Tebrik ediyorum. Sadece maçı golü attıktan sonra biraz sevinç gösterilerinde birazcık dikkat edecekler. Evet. Bu çünkü çok büyük bir ile hizmet ediyoruz. Ettiğimiz ile de tepki çok görebilirler. Evet. Evet, sevgili sana dönelim. Evet. Biliyorsunuz başkan değişti. Ondan başlayalım. Tabii sevgili seyirciler şu an Türkiye milli takım maçı evet, var. Şu an 0-0. 0-0 Macaristan'la hazırlık maçı var bildiğiniz gibi. Salı günü de Avusturya'da maçı var. Bu arada programımızın başında unuttuk söylemeyi. Beşiktaş ve milli takım eski futbolcularından Ersen Martin vefat etti. Dün bugün de cenazesi vardı. Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçekten çok efendi bir futbolcuydu. Yani evet. Maçlarını da canlı da izledik. Tekrar ailesine başsağlığı dilerim. Sevgili Burunga'da neler oluyor? Recep Başkan neler yapıyor? Bu değişiklik takım üzerinde nasıl bir etki yarattı? Hafta boyunca işte hem oraya gittik beraber hem sen iki başkanla da görüştün. Orada son durum ne? Bu başkan değişimi takıma nasıl yansımış? Evet Yiğit Özcan Kocaeli Spor'u Burunga TSM'den bildiriyor. Evet. Telefon bağlantısı gibi oldu. Şöyle Engin Koyun'un istifasından sonra resmi istifasından sonra hani birçok taraftar hala inanmıyor istifa etmedi şeklinde. Evet. Resmi olarak istifa etti ve görevi bayrak yarışını sevgili Recep Durul sezon sonuna kadar başkan vekili gibi gözükse de 15 başkan artık. İnşallah pozitif bir havayla bu fırtınalı ortamda gemiyi limana güzel bir şekilde ulaştırıp sonu güzel biter diye düşünüyorum. Camiada negatif enerji tamamen uzaklaştı onu söyleyelim.
Zaten takımda da havanın iyi yansıdığını şöyle görüyoruz. Recep Başkan hem teknik ekiple hem futbolcularla bir toplantı yaptı. İki gün üst üste hem de. Evet. Oraya hatta işte az önce de Turgay Biçer sen ifade ettin. Gerçekten ülkemizde de uzman, ünlü bir mentor. Bu tükenmişlik sendromuna bir çare bulacağını düşünüyorum ben. Futbolcuyla ayağa kaldırma adına. İşte bir kurban kesimi oldu biliyorsun. Hem kara bulutlar dağılsın, evet. Hem başarılı skorlar adına. Takımda tabii hocamızla yaptığımız röportajda çok güzel bir şey söyledi hoca. Ya futbolda özgüven çok ince bir çizgi dedi. Yani bir galibiyetle hava bir anda değişip tablo bir anda siyahla beyaz arasında değişebilir diye. İşte biz tanke gitti, maç kazanamıyoruz. Ertuğrul Hoca gitti, maç kazanamıyoruz. Mustafa Gürsel hocamız geldi, maç kazanamıyoruz. Şimdi devamlı hedefte Engin Koyun başkan vardı. Artık kalan 7 haftada zaten ikincilik bitmiş, üçüncülük zora girmiş. Bundan sonra bu tribülanstan, bu bunalımdan çıkmamız lazım. Tabii bu milli ara ve yerel seçimler sebebiyle bu 2 haftada kendimizi yeniden toparlama adına çok önemli bir fırsat. Çok iyi oldu aslında. Çok iyi oldu bence. Tabii takımda eksiklerin olması biraz canımızı sıkıyor. Tabii milli takıma giden, Azerbaycan'a giden Ramil, Ümit milli takıma giden Emir Ortakay'ı tebrik edelim. Bu arada futsal milli takımda Ege Bilim 2 gol attı 2 maçta da. O da alttan çok iyi yetişiyor. Bu oyuncumuza da dikkate alalım. İnşallah profesyonel olacak o da sezon sonu. Tabii Kouakou'nun işte Adele sakatlığı, Berit'sinin yine o müzmin sakatlığı sebebiyle yoktu. Burak gripti. Aslında takım çok eksik çalışıyor. Gökhan Düzkoşu yapıyordu. Salı günü biliyorsun inşallah orada olacağız. Başakşehir'le Süper Lig ekibiyle bir hazırlık maçımız olacak. Biz de inşallah orada olacağız. Hem sevgili Berkay bizim yayınımıza da bir evet. Hasret gideriz Berkay Özcan'la. Takımda şu an hava iyi. Şunu da gördük. Tabii 3 Nisan'daki Göztepe maçı bence Kocaspor'un kırılma maçlarından biri olacak. Normal bir lig maçı olarak bakamayız. Tabii tek dezavantajımız şu, karşılaşmanın çarşamba günü ve 8.30'da evet iftardan bazı sonra bloklar kapalı. İşte o Tuzla maçındaki o agresif halimiz maalesef biliyorsunuz maraton üst tribündeki 3 blok 301, 302, 303. UEFA 6'da da 112, 113, 114 klasik zaten. Yani hesapladığın zaman her bloğu 500 toplam 3000 kemik taraftarın fazla bir çok sayı. Etki yapıyor. Ve bu maç için bence bakıyorum sosyal medyadan yani Göztepe 1700 bileti ilk kez tabii. Bu kadar karşımıza ciddi bir taraftar topluluğu olacaklar. Onlar da tribün kültürü olan bir camia. Burada Kocaelispor taraftarı artık yönetimin tepkisi şudur budur falan bence bitti. Bu kalan 7 haftada Kocaelispor'a kötü 3. yapmamız artık lazım. Şunu bilmemiz lazım. Bu saatten sonra transfer yapma şansımız yok. Bu kadroyla devam edeceğiz. Ya gidenler gitti zaten. Bir teknik direktör değiştirerek takıma şey kazandıramasın. Yeni gelen teknik direktör ne verebilir? Sonuçta başkan değişti. Taraftarın bence bundan sonra en hedefi kilitlenip takımı nasıl ayağa kaldırabiliriz? Önce playoff hattında bırakıp sonra bir üst lige nasıl çıkartırız hep beraber? Bunu düşünmemiz gerekir. Şöyle bir şey, ben Kocaelisporluyum diyen 7'den 70'e herkes o gün stadyumda yerini alması lazım. Göztepe'li taraftarlarının tezahüratını ben duymak istemiyorum o gün. Yani o bizim zorumuza gider. Evet. Televizyondan master etmek değil. Artık fasolik kartlarını biraz daha bilette indirime gidildi. Bir bilet kampanyası yapılabilir. İşte şu an afişler basılmış, billboardlar. Yani bir 30 bin olmaz ama ya en azından bir 20 bin şey, olması bence lazım. Bence bilet fiyatları yönetim biraz daha indirmesi biraz lazım. Biraz çok yüksek. Gerçekten Ostan dönmasını istiyor. Bir de şöyle bir şey var. 2 milyonluk şehirde de yani 2 haftada bir şimdi elin takımı 1700 bileti bir saatte tüketiyorsa bu Kocaelispor deplasmanına ne kadar önem verdiklerini gösteriyorlar. Biz de 2010'luk bir şehirsek Kocaelisporlu olan yani sosyal medyadaki enerjiyi biraz da tribüne yansıtalım. Yani hep böyle dedikodu, hep eleştiri, hep konuşmak
Yani artık tamam yok. Yani bitti tamam Engin Koyun devri. 3 yıldan boyunca hizmet etti. 2 şampiyonluk bir küme düşme. Şu an önümüze bakmak zorundayız bu 7 haftalık süreçte. Yoksa Allah korusun değil 3.lük playoff'un bile dışına kalma ihtimalimiz var. Çünkü aşağıdaki takımlar 6 haftadır bir takımın maç kazanaması 6 günlük oruç tutma gibi bir şey yani herhalde bu. Yani çok zor bir duruma girdik. Yani Yusuf dedi ben ilk Yusuf'u, defa evet. 6 maç kazanamıyorum. Ve Yusuf Abdoğlu olayını şöyle bence açalım. Yusuf Abdoğlu gerçek bir Kocaelispor taraftarının futbolcudaki vücut hali. Yani utanıyorum dedi. İşte gidenleri gitmemesi gerektiğini söyledi. Yenilerle kaynaşamadık dedi. Sıkıntıları sorumluluk dedi. Almıyor. Sorumluluk almıyoruz dedi. Futbolcular. Aslında gerçek yani rol yapmadı. Bizim sorduğumuz sorularda bayağı da bir yankı uyandırdı. Onun peşine de zaten yönetim röportaj yasağı getirdi. Aslında çok duygusal bir adam. Yani kalben söyledi. Orada söylerken neredeyse ağlayacak duruma geldi. Sen de oradaydın sevgili seyir. Evet. O yüzden Yusuf Abdoğlu gerçekten üzüldü bu duruma. Diğer oyuncular da bence üzülsün. Daha çok sorumluluk alsın. Sonuçta paralarınız yatıyor. Hesabınızda bir sıkıntı yok. O yüzden futbolcu arkadaşlar şunu da dedim ya ben. Hocayı yuttuk. Başkanı yuttuk. Playoff ikinciliği yuttuk. Üçüncü, tamam da böyle giderse sezon sonu siz ne yapacaksınız? Yani siz gelecek sene bu takımda oynamak istiyorsanız daha başarılı olmanız gerekiyor. Ben Yusuf Abdoğlu'nun açıklamasını çok samimi buldum. Bu arada Futbol Federasyonu iftar yemine de Recep Durul Başkan evet. ilk kez resmi olarak katıldı. Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan gençler bir maçına giden taraftarlarımız yine ceza aldı evet. biliyorsun. Bu cezalardan bir türlü kurtulamıyoruz. O yüzden hani biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine ben inanıyorum. Diğer detayları sonra mı konuşuruz? Reklama gireceğiz. Tamam. Yani şunu söyleyeyim. Başkan iftara katıldı. Süper Lig, 1. Lig, 2. 3. Lig evet. takımlarının iftarı vardı. Biliyorsun son haftalarda yaşanan olumsuzluklardan dolayı. Hala raporları hazırlayamadılar. Maalesef. Yani. Evet. Hali raporları hazırlayamadılar çünkü çok ciddi bir sıkıntı var orada. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani şimdi biraz ama önce... bizim Kocaelispor'a çatır çatır hemen veriyorlar. Hemen cezayı kesiyorlar. Evet. Yani şu anda en çok ceza alan bu sene Kocaelispor'la Sakaryaspor. Şimdi biraz önce bir haber düştü. Bilmiyorum doğru mu değil mi? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda değişikliğine gidilmiş. Görev değişti. Bir madde değişikliğine gidilmiş. Yani bundan hani daha önce işte futbolcuya hakeme saldırırsa bir alt lige düşürülüyordu takımlar. Onu kaldırmışlar. Allah Allah. Yani biz cezaların artmasını beklerken şimdi azaltıyorlar. Şimdiden karşı tarafa ne diyor o zaman serbest mi diyor yani? Yani bilmiyorum onu. reklama gireceğiz. Reklamlardan sonra maça doğru devam edeceğiz. Evet maça doğru devam ediyor sevgili seyirciler. Hüseyin Hocam biraz önce sevgili Yiğit de anlattı. İşte takım içindeki bu değişiklik, başkanın gitmesi, Turgay Hoca'nın gelmesi, bu ara takıma nasıl yansır, Göztepe maçına kadar takım nasıl bir tepki gösterir? Şimdi bunu Ersoy Hoca gittikten sonra da Mustafa Hoca geldiği zaman da şöyle yüzdelik yapmıştık. Demiştik ki yani bir hoca gittiği zaman yeni bir hoca geldiği zaman takımda bir pozitiflik verir. Değil mi? Evet. Ama maalesef vermedi. Verdi mi? Vermedi. Şimdi o iş olmadıktan sonra başkan da istifa etti şimdi. Başkan da gitti. Bence herkes bir şekilde rahatladığını düşünüyorum. Yani patlaması. Yani böyle yani bir rahatlama yani. Oldu. Takım. Şimdi rahatlama mı oldu yoksa farklı bir konuma mı geldik? Bunu şimdi Turgay Hoca'nın gelmesiyle birlikte önümüzdeki hafta yani maça kadar olan sürede işte futbolcularla yapılacak büyük bir ihtimalle birebir iletişim kuracaktır. Sonra takım halinde kuracaktır Turgay Hoca. Bununla ilgili de hocalarla da kuracak. Yani bu sadece sporcularla tabii, olacak iş değil. Hatta futbol şube sorumlusu kimse, yönetici. Kulüp personeli bile. Tabii personel. Herkesle bir iletişim kuracak. Herkesten alacağı geri bildirime göre
Turgay Hoca bir rapor hazırlayacak ve kendini ona göre bir kabullendirecek zaten şey olarak takım içerisinde. Hocam bir şey sorabilir miyim size? Şimdi Başkan Recep Turul'la ben telefonla konuştuğumda şunu söyledi. Kocaelispor tabii önemli bir avantajımızı kaybetti gibi gözükse de kredilerimizi kullandık. Şimdi bizim teknik ekip ve futbolcularımız bundan sonraki maçları 7 maçın en az 5'ini kazanırsa 3. olma ihtimali var. Yani bizim hedefimiz 3.lük ya. Evet. Göztepe maçı dahil futbolcu ve hoca bu benim ölüm kalım maçı diye bakmak zorunda diye düşünüyorum ben. Ya artık ama başka çıkarıyor. Örneğin Allah korusun Mustafa Hoca'nın bence Göztepe maçındaki kötü bir yani mağlubiyette bence onun da telafisi olmaz yani. Pazar günü de Çorum maçı var. Yani Kocaelispor'un 3 Nisan Çorum, ay pardon 3 Nisan Göztepe, 6 Nisan, 7 Nisan Çorum, Kocaelispor'un 3.lük ve playoff hedefini belirleyecek. Yani o rahatlığın olmaması lazım. Hani diyoruz ya işte ya futbolcular gençler maçında mağlubiyet ya, gülüyorlar. Yani gülüyorlar derken rahatlar yani. Evet. Şimdi şöyle, şimdi Turgay Hoca'nın bu işin uzmanı. Ya Turgay Hoca şu an Türkiye'de mentor anlamında en tecrübeli olanlardan biri. Milli takımda da görev aldı. Evet, önemli takımlarda. Şimdi burada evet. Turgay Hoca bu yöntemi iyi biliyor. Tamam. Bir şekilde bu takımı mental anlamda bir ivme kesinlikle yakalatacaktır yani. Yakalayacak. Öyle mi gene futbolcu yapacak? Ama işte yakalaması için de bu destek olacak. Ya eylemi sonuçta futbolcu yapacak. Sahada zaten oynuyor. Yani biz izliyoruz. Sonuçta fiziksel olarak, teknik anlamda, taktik anlamda antrenmanı yapıyorlar. Şimdi bir de buna mental direktör katıldı. Madem ihtiyacımız evet. var diyoruz ya zihinsel anlamda. Bunu şimdi bu kısa sürede özellikle Göztepe maçına kadar bir şekilde bize faydalı olacağını düşünüyorum takıma, takım sporcularına. Genel anlamda bütün personel olarak diyelim. Orada farklı bir hava getirecektir. Kesinlikle getirecektir. Bu bize pozitiflik getirecek. Bununla ilgili hiç sıkıntı yok. Ama burada şu da olabilir mesela. Şunlarla ilgili de çalışma yapacaktır. Ya şimdi hoca sonuçta bir şekilde sahaya bir ilk 11 çıkartıyor. Doğru mu? Mesela işte 3-4-3 sisteminde Kandiyas'ı sağ bek oynattı Mustafa Hoca. Doğru mu? Doğru. Ya Kandiyas şimdi sağ bek oynattı. Belki hoca yani görev verdiği için oynuyor da nasıl başarılı olacak oyuncu orada? Kandiyas'ı al 3-4-3'te sağ tarafta oynat. Ondan sonra değiştir içeri al. Ondan sonra tekrar al dışarı al. Yani şunu söyleyeyim. Burada bunlarla ilgili de çalışma kesinlikle yapılacaktır. Mutlaka yapılacak. Ama ben Göztepe maçına bu takımın mental anlamda bu hocanın Turgay Hoca'nın gelmesiyle birlikte teknik ekiple bir uyum içerisinde, sporcularla bir uyum içerisinde çok farklı bir takım izleyeceğimizi düşünüyorum. Farklı bir şey düşünmüyorum yani. Evet, tamam. Peki sevgili Yiğit, şimdi Recep Başkan'ın gelmesiyle kamuoyunda işte genel kurul ne zaman olacak? Olağanüstü genel kurul yapılacak mı? Yapmak zorunda mı? Onun bir telaşı var. Onu bir açar mısın? Nasıl bir takvim bekliyor Recep Durul Başkan'ı? Şimdi şöyle sevgili Selim, şimdi Kocaelispor sezon sonunda bir kere o kongreyi muhakkak yapacak. 15 Nisan'da, şu an 15 Nisan'a kadar geçici başkan vekili gözüküyor. 15 Nisan'da kongre kararı alındıktan sonra ilk oturum muhtemelen Mayıs ayının sonunda olacak. Onda çoğunluk sağlanmıyor biliyorsun. Evet. Daha sonra da Haziran'ın ilk haftası olacak. Zaten lig Mayıs sonu ve playoff hesapladığımızda normalde bu şekilde olacak. Şimdi sosyal medyada şöyle bir telaş var. Herkes üye olsun, herkes aidatını ödesin diye. Şimdi bilmeyenler için şöyle bir açıklama yapalım. Ben bu akşam Çağdaş Koca Gazetesi'nde haberi yaptık. Şimdi Kocaelispor'a yeni üye olan arkadaşlar bir olağan genel kurulu geçirmesi lazım. Evet. Yani şu an yeni üye olan hiçbir taraftar oy kullanma hakkı yok. Kocaelispor'un yok. Gelecekte de yok olursa gelecek evet. senede. Şimdi Kocaelispor en son olağan genel kurulunu 2023 Haziran ayında yaptı. Engin Koyun 3 yılına seçilmişti.
tüzük gereği böyle bir olayımız var. Bunu da niçin yaptık? İşte dışarıdan belirli bir grup veya işte mantıklı aslında. Art niyetli insanlar gelip Kocaelispor'u yapıp bugün işte atıyorum Ali Koç da gelse seçme ve seçilme hakkı yok. Yani böyle bir durum var. Aidatoğlu'na da gelince de geçmiş dönemde 3 yıl aidatını ödemeyen taraftar bir şekilde atılıyordu kulüp yönünden. Baktık bayağı bir üye kaybımız oldu. Şu an geçmiş dönemle birlikte en son 2023 aidatının 31 Mart'a kadar ödeyen üyeler de oy kullanma hakkı var olağanüstü genel kurulda. Yani böyle bir durum var. Şimdi işte başkan adayları benim kulağıma geliyor. 4-5 tane başkan adayı, işte listeler. Peki işte, Recep Başkan devam eder mi? Recep Başkan eğer takım Süper Lig'e çıkarsa devam eder. Çünkü gerçekten Recep Turul 3 yıldan beri kulüpte çok ciddi mali açıdan ve diğer yani yönetimin çok deneyimli yöneticilerinden biri. İş hayatında çok başarılı ve o koltuğu da doldurdu. Yani bir karşılığı var camiada. Pozitif bir enerji de zaten şu an verdi. Takıma da onu yansıttı. Tribünler de artık tepkiler de azaldığına göre sadece biz enerjimizi futbolculara ve takıma verirsek Kocaelispor'un önünde kimse duramaz. Biz kendi içimizde rakibiz. O yüzden ben Recep Turul ve yönetimin kalan 7 haftada takımı bir şekilde inşallah 3. bitiririz. Çünkü ben burada çok hassasım biliyorsun. 3.'lüğü Sakaryaspor'a kaptırmak demek Kocaelispor için daha büyük bir yıkım. Biz 6 aydır 2. ve 3.'lükteydik. O takımlar buraya şu an Sakarya geçen haftan beri sosyal medyada Kocaelispor'u kızdırıyor. Bayram ediyor. Yani 3. olduk diye. Ama biz bunun kıymetini de 2.'liği de bilemiyoruz, 3.'lüğü de bilemiyoruz. Allah korusun şu an işler kötü giderse playoff'un dışında kalmak da bizim moralimizi bozar. Bir de şöyle bir şey var. Yani senin söylediğin şu iki maç gerçekten çok önemli. Çok ciddi. Göztepe ve çoğun FK maçında alacağımız sonuçlar. 6 puan alırsan ben 3.'lük benim dersin. Rakipten. Evet ama işte Allah korusun. Kötü skorlarda da bu futbolcu arkadaşları o zaman... Hocam yani şimdi ne sözünü, mentor ne sözünü hiçbir kestim şey kalmaz o zaman. Şuraya baktığımız zaman biz şu lige belki seneye lig çok zor olacak. Tabii, yani tabii. Bu sene bir bakıyoruz yani biz yeniliyoruz ama aşağıdaki takımlar bile çok puan kaybettiler. Evet. Ama hocam işte şimdi o ama şu anda bak, buraya gelene kadar biz hala puan kaybettik. Altımızdakiler de yani bize yakın olanlar maç kazanamadılar. Şu an konuma baktığımız zaman puantaj olarak biz gene en üst taraftayız. Bizim çok acil derecede bu mental direktörün gelmesi bizim çok inanılmaz derecede çok hızlı bir şekilde sirkelenmemiz lazım. Skora yansıtıyor. Hepimizin sirkelenmesi lazım. Hocam... Hani taraftarımız mesela maç 90 dakika ya. Ya 90 dakika sahada takımını destekleyelim yani. Sonuna kadar desteklememiz lazım. Taraftarımız da mental anlamda şeye ihtiyacı var. Öğüt maçındaki mücadeleyi getir gözünün önüne. Aynen. Onun haricinde bundan sonra bizi zaten hep oynayacağımız bütün maçlar final maçı. Tabii tabii. Evet. Bir hepsi final maçı. Var ya. Biz üçüncü bitirmek istiyorsak bütün maçlarımız final. Playoff'a kalmak istiyorsak hani kalmamız gerektiyse bütün maçlarımız final maçı. O yüzden bu mental anlamda bu direktörün gelmesi beni çok mutlu etti. Evet. Takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah başarılı olacağız. Evet. Şimdi Kocaelispor'la ilgili aktaracaklarınız varsa tamamlayalım. Ya Göztepe maçı erken yarın... Göztepe maçı çok erken gibi gözükse de aslında bir anda yakın tarih. Bu maça camia olarak kent büyükleri bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Hatta bir bilet kampanyası başlatılsın iş adamlarından öğrenciler için. Yani o stadı en az bir 20 bin falan doldurmamız lazım. Yani evet. Bu maçı seyirciyle Kocaelispor kazanır. Yani. O ambiyansla kazanır. Öbür türlü çok zor bir maç olacak. Futbolcunun da bence son şansı. Yani bu maçı da bir şekilde alacaksın. Nasıl İzmir'de mağlup ettin? Yine Göztepe'ye gereken dersi vereceğimizi düşünüyorum. Çünkü öbür türlü işimiz zor. Tabii bu sakat oyuncuların da bir an önce İyileşmesi lazım. Yusuf Abdullah'ın dediği gibi sorumluluk alacak futbolcular ve formanın hakkını teslim etmeleri gerekiyor. Evet çok fazla zamanımız yok.
Biraz İzmit Belediyespor konuşalım. Evet. Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi İzmit Belediyespor Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gerçekten Kocaeli'yi çok iyi bir şekilde temsil etti ve normal sezonu dördüncü sırada bitirdi 47 puanla. Playoff'a kaldı. Playoff'ta da Galatasaray ile eşleşti. Galatasaray'da 5. sırada bitirmişti 46 puanla. Yarın playoff'un ilk maçı saat 17.30'da İzmit Atatürk Spor Salonu'nda İzmit Belediyespor Galatasaray'ın maçı var. Playoff maçı, ilk maçı. İkinci maçta da İstanbul'da İstanbul'da oynayacak. Eğer maç 1-1 olursa, üçüncü maç yine İstanbul'da. İzmit'te olacak. Öyle mi? Evet. İzmit'te olacak. Tabii önemli olan yarınki maçın nasıl sonuçlanacağı. Sevgili İt, seninle başlayalım. İzmit Belediyespor gerçekten hani sezon içinde maddi açıdan da çok sıkıntılar yaşadı. Ona rağmen Fırat Okul ve öğrencileri müthiş bir performans gösterdiler. Playoff'a kaldılar. Yarın da playoff'un ilk maçı var. İnşallah orada olacağız. Bu maçla ilgili neler söylemeliyiz? İzmit Belediyespor'la ilgili. Evet, yarın akşam biz de seyredeceğiz o maçı. İzmit Belediyesi mütevazi bir kadro bütçeyle yola çıktı. Önemli bir maç. Tabii zor geçecek gibi gözüküyor. Hatta bu maçın galibi de Fenerbahçe ile eşleşecek. Fenerbahçe öbür maçın galibi de galiba. Burada sevgili Fırat Okul'un çok güzel bir açıklaması var. O açıklama gene yabancı oyuncularla ilgili. Bence bunu futbola da yorumlayabiliriz. Şunu söylüyor. Yabancı oyuncular her zaman şunu söyler. Artık sezon bitti. Evimize bir an önce erken gitmek isteriz ve bu playoff maçları biraz onlara angarya gelebilir. Sakatlık olmasın. Gelecek sezon riske etmemek. Yani işte bunu bizim oyuncular da mı acaba düşünüyorlar? Çünkü ben çok kolay sakatım diyen oyuncuları da görmeye başladık. Ama diyor antrenmanları çok istekli görüyoruz. İnşallah en iyi performansı alacağız. Yani burada yabancı oyuncuların performansının ne kadar etkin olduğunu görüyoruz tabii aslında. Ki. Yani hem basketbolda, hem futbolda. Yani işte bize de işte golcü yabancının gitmesi, işte diğer gelenlerin çok yetersiz olması bir anda bir takımın dengeleri değiştiriyor. Bakalım, keyifli bir maç olacak. Tabii maç 5.30'da. İftara da yakın bir saat. İşte İzmit Belediyespor başvurdu TFF'ye, evet. Ama maç yayınlandığı için o saate aldı. Hatta önce 17 diye açıklandı. Evet, son 17. O zaman iftardan sonra Örneğin ikinci maç, playoff ikinci maçı 25 Mart Pazartesi İstanbul'da 15'te. Çok uygun bir saat. Yani bence de öyle bir saat olabilirdi. Cumartesi ideal. Niye 5 aldı? Dediğin gibi 5.5 seyirci açısından biraz sıkıntı. Sıkıntı ama gene dolar ya. Yarın Atatürk Stadı'nda olması bence bir avantaj. İyi, hep şeyde oynuyorlardı. Recep Topal'da. Şimdi bu seçim seçimden dolayı orada maç oynatılmıyor. Anılarım geldi, kusura bakma. Evet hocam. Çünkü çocukluğumuz orada geçti. Masaj falan söyledi. Ya o neydi öyle ya? Tabii canım. Ya ne masaj, Birissa, evet. O bizim takım hep dolardı. Hatta milli takım maçları olurdu. Güzel. Hatta Avrupa Şampiyonası hocam, oldu burada. Hocam Kocaeli'de bir dönem voleybol, evet, maçları aynen. Falan. Kandıra etti, kandıra vardı. Evet, dolardı. Evet hocam. Birden böyle şey yarınki aklıma maçla geldi. İlgili İzmit Belediye Galatasaray maçıyla ilgili. Ya şöyle söyleyeyim. Çok seviyor fazla, musun hocam basketbolu? Yani okul takımlarında oynadım basketbol. Öyle mi? Evet. Cengiz Kahraman hocam var ya. Evet. Yani ona da selamlarımızı iletelim. Cengiz hocam eski uzmanıdır. Çok uzakta değil, şu köşedeki aynen. Apartmanda. Ondan sonra da ben geliyorum. Çıkışta uğrayalım. Ondan sonra da ben geliyorum. Ya şöyle, İzmit Belediyespor inşallah kazanır. Ama çok fazla takip edemiyorum. Evet. Ama tabii ki medyadan takip ediyoruz. Ben başarılar diliyorum. Basketbolda hocam, lafını kesiyorum ama ya yani futbolda 2-0 olunca hani çok anormallik olmayınca bir şekilde ama basket, hele kadın basketbol maçında bir şey söyleyeyim mi? Ya son 30 saniyeye kadar ya 20 sayı öndesi maç alıyor. 20 sayı öndesi. Ya o kadar kırılgan bir yapıları var ki, hani ben bazen sevgili Selim'e falan diyorum, hani ben diyorum işte 4. periyodun sonuna kadar şey yapacak. 30 saniye var ya skorboard'ta. İşte 30 saniye 5 dakika sürüyor. Bravo. Fauller yapılıyor. Yani. Taktik fauller bitmiyor falan filan. Molalar. Şimdi bazen şey diyoruz işte, hoca hadi bitir de gideceğiz. İftara yetişeceğiz. Evet, İftara da yetişemeyeceğiz yarın akşam. Yani yarın sandviç arası.
Az çorba bir şeyler yapacağız artık orada. Merak etme, tost, onu bir şekilde onu hallederiz. Tostu meşhur biliyorsun. Onu bir şekilde hallederiz. Cengiz abi oradadır, seni düşünür. Cengiz tamam, Kahraman tost, dedik. Salonun tostu buradan meşhur. Cengiz abiye selam söyleyelim. Cengiz Kahraman'a evet. Yarın Cengiz abinin misafiriyiz o zaman. Tamam, güzel. Kaçarı yok artık. Tamam. Kapıda bizi karşılar zaten. Son 5 dakikamız tabii birincilikte maç, süper ve birincilikte maçlar yok ama ikinci ve üçüncü liglerde bağlı maçlar var. Belediye Denizspor'da gerçekten çok pazar sıkıntılı günü bir dönem geçiriyor. Pazar günü kendi evinde Fethiyespor'u konuşacak. Taner Hoca'nın eski hoca, şey Taner takımı. Hoca'nın eski takımı Fethiyespor'da da Selahattin Dinçel var. Aa, öyle mi? Ben öyle hatırlıyorum. Onlar da playoff oynuyorlar. Onlar zor, evet zor bir maç olacak. Bu maçla ilgili sevgili Yiğit, neler söylemek istersin? Valla Derince çok ilginç bir takım. Yani Derince'yi en şimdi çok puan seyreden benim zaten. Şimdi hocam içeride. Yani Derince'nin santraforu yok. Belirli bir oyun düzeni falan yok ama Taner Güler'i bir hareket getirdi oraya. İç saha maçlarını kazanıyorlar. Ama deplasman performansları tabii iyi değil. Bir de 4 takım düşüyor hocam. Evet, 4 yani takım 4 takım düşeceği için Derince'nin yalnız bir maçı eksik. Çok, evet. Puanlar eksik. Bay Tamam yani bir bayağı, maçı eksik. Tabii. Yani sonuçta burada Derince oynarken onlar bay geçecek. Orada Derince'nin en büyük avantajı Sarıyer gibi çok tecrübeli bir köklü takımdan 6 puan aldılar. Yani ama pazar günü maç çok kritik tabii. Ne yapacaklar? Hep birlikte göreceğiz. Puanlar da birbirine yakın hocam. Çok yakın. Aynı çok bizim yani son 4 haftada bir işin rengi hep değişir biliyorsun Türkiye liglerinde. Evet. Onu bence i̇şte biraz kaybetmemen lazım. Burada aslında mesela çok fazla yani beraberlik bile bence şey için çok iyi olabilir. Çünkü maçı eksik. Yani Derince mesela bir puan bile alsa oradaki takımların kaybetmesi onu gene avantaja yakalayabilir. Bu Derince hafta için diyorsun. Bu hafta için söylüyorum sadece. Bence iç saha maçı şey hocam iç saha maçları. Yok şu anlamda söylüyorum. Ben matematiksel tabii olarak bakıyorum. Evet. Tabloya baktığın zaman yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Evet tabii ki tabii ki. Sonuçta Fethiyespor'da dediğiniz gibi playoff evet mücadelesi evet veren bir takım. Derece Gençler Birliği onlar da işi zor gerçekten. Yani onların avantajı diyorum ya aşağıdaki takımlar kötü ama onlar da canlanmaya başladı. Onlar da evet. Yani bir de büyük çekmece Tepecik Spor'la oynayacaklar. O maç ilk maç kavgalıydı. İlk maçta işte silahlar çekildir bilmem. Ya deme öyle deme öyle. Deme öyle. Bir sürü şey anlatıldı. Ama bir ceza gelmedi tabii. Görüntüler yok çünkü. Derece Gençler Birliği. Valla Derece artık şey oldu ya. Ya ticaret takımı oldu ya. Ya her sene el değiştiriyor. Kim kime satacak şimdi. Seneye de başka biri alacak yani. Orada ilginç şeyler dönüyor. Çok futbollarında bir şey konuşmaya gerek yok. Evet. Bakalım ya. Bal maçları da var. Hafta sonu bir şey evet, bal maçları da var. Ben şeyi söyleyeceğim hocama. Evet, hocam, son 2 dakika. Dün akşam Savur'da bütün Avrupa Ligi maçlarını seyrettim. Özetleri de düştü önüme. TRT Spor'da Belçika, Portekiz, evet, Hollanda falan, İtalya. Adamlar şut çekiyor hocam ve gol oluyor. Evet. Hocam biz niye şut çekmiyoruz? Neye çekemiyoruz? Ceza sahasının üstüne gelemiyoruz ki. Nasıl çekeceğiz? Gelemiyoruz yani. Geliyoruz mu? Bir bakın. Tamam, o zaman mentor nasıl çözecek bu işi? Efendim? Şut çekin dersi çekecekler. Ama şimdi hayır. Yani, o ayrı bir şey. Ya, hem benim fiziksel açıdan hem evet mental açıdan aynen öyle. Bu arayı iyi değerlendirmek lazım. Fiziksel bir oyuncu sezon başı içini zamanımız kısıtlı hep söylüyoruz ya. Sezon başından başlıyor bir oyuncuyu hazırlamak fiziksel anlamda. Şimdi biz artık 7 hafta kalmış. Bu saatten sonra oyuncuyu sakatlarız fiziksel problemi. Şey bence futbolcular şöyle kolay bir kaçış mı yaptılar? Ya biz bu şampiyonluk stresini kaldıramayacağız. Kendimizi bir salalım, edelim moduna mı girdiler? Yani hedefsiz kalma mı? Yani hedefsiz kalma yani mı? Şöyle bak. Ya baktığımız zaman tabloda Kocaelispor'un hedefi var. Hedefi yok puan diyemeyiz. Puan da var hocam. Ama yani sonuçta bir çöküş yakışalıyoruz. Şimdi böyle bir çözüm buldular. Kaptanın söylediği herkes sorumluluk alacak. Sorumluluktan kaçmayacak. Evet. Kendi arkadaşlarına söyledi bunu. İnşallah yani bundan sonraki maçlarda öyle. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Sevgili teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İnşallah haftaya tekrar burada beraber oluruz. Göztepe maçı öncesi takımın son durumunu gene hep beraber ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Buyur hocam. Bu haftayı Yiğit'in de söylediği gibi sizin bu haftayı bütün kent büyükleri hep beraber Göztepe maçına taraftar boyutuyla hazırlanmamız gerekiyor. Doldurmamız gerekiyor. Hocam seçim var şu an. Olsun. 30 gününde seçim ya. Yani olsun. Onun biraz şeyi var.
şanssızlığı var aslında. Yani seçimde bunun bir pozitifliği olsun, hep beraber dolduralım orayı. İnşallah, inşallah. Buradan başlat kampanyayı, bilet kampanyasını. Bilet kampanyasını inşallah hafta içinde başkanla konuşalım, bir indirim biraz daha yaptıralım. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar diliyorum.